BioWare'in geçtiğimiz yıllardaki en başarılı çalışmalarından olan Mass Effect serisi, sevenlerini üzen bir sonla bitmişti hatırlarsanız. Yapılan tüm seçimlerin 3 renk seçeneğinden biriyle son bulduğu Mass Effect 3, takipçilerin ciddi şekilde tepki vermesine neden olmuştu. Öyle ki BioWare, çok iyi bir gelişme olmasa da sonu biraz daha açıklayıcı hale getirebilmek için ayrıca indirilebilir içerik hazırlamak zorunda kaldı. Ancak hem BioWare hem de EA, Mass Effect ismini bırakmaya pek de hevesli olmadıklarını 2015 yılındaki E3 fuarında gerçekleşen EA basın konferansında yayınlanan kısa duyuru videosuyla açıkça göstermişlerdi. Bu sefer karşımızda Mass Effect Andromeda vardı. Duyurudan sonra bir süre sessiz kalan yapımcılar, arada çıkardıkları fragman ve ek bilgiler dahilinde takipçilere çeşitli detaylar aktarsalar da Mass Effect 3'ten ağzı yanan kitle konu Andromeda olunca üflemeyi tercih ediyor gibiydi. Peki Andromeda nedir? Bize bu zamana kadar gösterdikleri videolar ve verilen bilgiler ışığında birkaç detaya ışık tutalım istedik. Mass Effect Andromeda'nın hikayesi, 2176 yılında Andromeda Initiative, yani Andromeda İnisiyatifi adlı oluşumun kurulmasına kadar dayanıyor. İlk oyunlardan hatırlarsanız, bu yıl aynı zamanda insanlarla Batarian'lar arasında yaşanan büyük Scilian-Blitz çarpışmasının da gerçekleştiği tarih. Daha sonrasında kendi galaksimizde gelişen tehditler sonucunda Citadel Konseyi'ne bağlı ırklar tarafından bu seferin planları uygulanmaya karar veriliyor ve 2185 senesinde, yani ana oyunlar içerisinde ikinci ve üçüncü oyunun arasındaki bir dönemde ilk adım atılıyor. Andromeda galaksisinde yaşanılabilecek ve ev denilebilecek yeni gezegenler araştırması amacıyla her ırktan 20 bin kişi oldukça uzun sürecek bir yolculuğa gönderiliyorlar. Her ırkın kendisine ait Ark adında bir uzay gemisi ve her geminin başında ise Pathfinder, yani kaşif olarak adlandırılan bir lider bulunuyor. Bu kişiler oldukça büyük bir yetkiyle ve omuzlarında kendi ırklarının geleceğinin sorumluluğuyla görev alıyorlar. Hyperion isimli Ark içerisindeki insanlar, Alec Ryder isimli N7 askerinin liderliğinde Cryo Sleep denilen teknolojik yöntemlerle dondurularak uygulanan bir uykuya dalıp yola çıkıyor ve planladıkları zamandan biraz daha geç olacak şekilde tam 634 sene sonra yıl 2819'u vurduğunda Andromeda'ya varmış bir şekilde uyanıyorlar. Bu galaksiye giden diğer ırklar ise Lucinia isimli Ark'taki Asariler, Natanus isimli Ark'taki Turianlar ve Parchero isimli Ark'taki Salarianlar. Tabii ki Nexus'u da unutmamak gerek. Krogan'lar ile birlikte diğer birçok ırktan kişileri içerisinde barındırdığı belirtilen Nexus, aslen diğer tüm arklardaki ırkların bir araya gelerek üzerinde çalışması ve aynı Citadel gibi kurulması planlanan bir uzay üssü. Oyun boyunca bu üssü geliştirmemiz gerekeceği de iletilen bilgiler arasında. Spoiler vermek istemediğimizden her noktayı anlatmayacağız elbette. Ancak Alec Ryder hakkında birkaç kısa detayı aktarabiliriz. Alec Ryder, 2129 senesinde dünyada doğuyor ve yaşı geldiğinde Alliance askeri kuvvetlerine katılıyor. Özellikle keşfetme isteği oldukça yüksek olan Alec, insanlığın karşılaştığı ilk Mass Relay olan Charon'dan 2149'da geçen John Grissom'un keşif ekibinde yer alıyor. Dünyaya döndüğünde N7 üyesi olmak için eğitim gören Alec, daha sonra Turian ırkıyla yapılan First Contact War, yani ilk temas savaşında da görev alıyor. Askeri ateşe olarak Citadel'a atanmasının ardından yapay zeka yapımı ile ilgilenmeye başlayan Alec, Andromeda'da karşımıza çıkacak olan Sam adındaki yapay zekayı da yaratıyor aynı zamanda. Buraya kadar her şey normal bir şekilde ilerlerken bir sebepten ötürü bulunduğumuz ark olan Hyperion'un gecikme yaşadığını ve işlerin pek de istenilen yolda gitmediğini Alec Ryder'dan öğreniyoruz. Gelişen bir takım olaylar sonrasında ise Alec Ryder'ın ikiz çocuklarından birini seçerek yolumuza devam etmek zorunda kalıyoruz. Var olan karakterlerden birini, üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kullanmak istersek karşımıza Sarah Ryder ve Scott Ryder adındaki ikiz kardeşler çıkıyor. Dilersek iki kardeşin fiziksel görünümlerini ayrı ayrı değiştirebildiğimizi ve ikisini de yeniden isimlendirebildiğimizi de ayrıca belirtelim. Ancak ilk gelen bilgiler ışığında görünen o ki karakter düzenleme ekranı yeterli seçenek sunmuyormuş. Hangi kardeşi oynayacağımıza karar verdikten sonra ise oldukça deneyimsiz yeni Pathfinder olarak maceralara atılmaya başlıyoruz. Kardeşimiz bize eşlik etmiyor, ancak kendisine ne olduğuna dair bilgiler edinebileceğimiz de verilen detaylar arasında. Burada ayrıca belirtilmesi gereken nokta ise karakterimizin soyadı olan Ryder. Bildiğiniz üzere ilk üçlemedeki ana karakterimiz Shepard'ın soyadı, uzaya çıkan ilk erkek Amerikan astronot olan Alan Shepard'dan geliyordu. Andromeda'da ise Ryder'ın soyadı, uzaya çıkan ilk kadın Amerikan astronot olan Sally Ride'dan geliyor. Peki yeni Pathfinder olarak bizden neler bekleniyor?
Shepard gibi kendimizi kanıtlamış bir asker olmadığımız ve henüz genç ve toy bir karaktere sahip olduğumuz için öncelikle kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz gerekiyor. Andromeda'ya geliş amacımızın yaşanabilecek bir yer bulmak olduğunu unutmadan keşfe çıkıyor ve bu esnada kendimizi hem Andromeda'daki diplomatik ilişkilerin hem de çatışmaların içinde buluyoruz. Helios Cluster'da altın gezegen olarak tabir edilen ve yaşamaya uygun ortamlara sahip olduğu bilinen 7 dünyayı arıyoruz. Ancak bir oyun düşmansız olur mu? Tabii ki hayır. Bu sefer de karşımıza Cat ırkı ve bu ırkın güçlü üyesi Archon çıkıyor. Detayları henüz netleşmemiş olsa da Archon, ana düşmanımız olarak yerini alıyor. Ancak ona karşı dururken elbette yalnız değiliz. Hyperion'dan gelen iki ekip üyemiz Cora Harper ve Liam Costa dışında diğer arklardan gelen Asari PB, Krogan Neckmore Drak ve Turian Vetranix de beraber maceralara atılacağımız karakterler olarak yer alıyorlar. Andromeda sakinler arasından birini ekibimize katabileceğimizi de ayrıca iletelim. Ancak tabii ki her ekip üyesini oyun başında kendimize katamıyoruz. Bazılarını çeşitli görevler sonunda edinebileceğiz. Tempest adındaki bir nevi Normandy benzeri kişisel gemimizle galaksiyi gezerken Nomad adını taşıyan ve Mass Effect 1'deki Mako'yu feci derecede andıran araçla da gezegenler üzerinde keşfe çıkabileceğiz. Ancak aklınızda bulunsun, maalesef gördüğünüz her gezegene adım atamayacaksınız. Bunu da söyledikten sonra Mass Effect Andromeda hikayesiyle ilgili giriş videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sadece Mass Effect değil, diğer oyun dünyalarıyla ilgili videolar ve yazılarımızı takip etmek için YouTube kanalımıza üye olmayı ve web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.